Herkese merhaba. Bu bölümde yeme içme peşinde. Konumuz rakı. Konuğum da Eray Film geldi. Merhabalar. Onunla ben çok eski tanışıyorum tabii ki. Ama sizlere tanıtmak, aslında kendini de tanıtmasını istiyorum. Sonra da bol sohbet, bol yemek. Devam edelim. Ama hoş sohbetler önce istersen rakılarımızı dolduralım bir başlayalım madem geldik. Benim en sevdiğim rakıyla giriş yapmak istedim. Kulübü sevmeyen yok diye tahmin ediyorum. Ağır bulan var galiba, %50 derecesinden dolayı. Muhtemel ama biliyorsun artık %63'ler, %68'ler de çıktı. Gördük, onları gördük. Rakı... Ama içimi de farklı oldu onların artık. Yani sek içilebilecek kıvamda bir alkol derecesiyle aroması oldu. Rakıyı koyduğunun yarısı kadar ya da tam beyazlaşırken su oranını bırakmak. Damak tadı olarak sende ne hissiyat bırakıyor, sen nasıl? Ben birazcık böyle bilimsel bakıyorum bütün bu olaylara. Bu evet. Rakıyı imal eden kişilerin bir reçetesi var. Mutlaka. Adamlar bunca senedir test etmiş, onaylamış. 1'e 2 demiş, 2'ye 1 demiş. Ama sonra herkesin kendi kişisel tercihine göre de bir rakı koyma şeyi var. Susuz içme durumu var. Bence bunların hepsi rakı masası sanki böyle bir psikoloğun odası gibi düşünüyorum. Yani anlık. Hem anlık hem de burada bütün terapi gerçekleşiyor. Yani insanın bütün ruh hali değişiyor. İçinde ne varsa dışarıya çıkıyor. Şimdi rakıyı sert içen insanları hatırlasana biraz. Daha böyle bıçkın, daha böyle hani farklı bir modda değiller mi? Gömlekler kovalı, keskin yakalar derken neden acaba? Yok, biz sulu içiyoruz ama. Ve yemeğimize bugün rakımıza eşlik eden yemekler de tam yaz havasında seçtim. Süper. Umarım burada seviyorsundur. Yemekle ilgili ben bayılıyorum senin mutfağına. Her şeyle harikasın. Teşekkür ediyorum. O zaman sohbetlerimizin ilk bölümünün başlangıcına geçiyoruz sevgili seyirciler. Sağ ol. Mesela benim ilk yudumda acayip lezzetli geldi ve tehlikenin başladığı an diyoruz. Ben birazdan su rica edeceğim. Bu gerçekten rakının şuradan şöyle bir geçişi var. Bir de gerçekten rakı içiyorsak benim için gündüz diye bir gerçek var. Gün ışığı. Şimdi yazın tabii gün ışığı erken doğuyor. O yüzden saatleri ileriye almak gerekiyor. Kışın öğle rakısına dönüyor olay ama. Evet. Ya aslında rakının en güzel saati bu öğle rakısının olmasının sebebi, sabahleyin işe başladın. Bütün işle ilgili stresin oldu. Her türlü şeyi yaşadın ettin. Akşamleyin eve gitmeden önce o öğle rakısı sanki senin böyle bir temizlenmen, arınman gibi bir şey. Peki bu eskilerin aslında hani tek rakı, bir duble rakı içip gittikleri yerler meyhane varmış. Hatta şu yani ansiklopedilerde yazıyor. Tabii tabii. Merak olabilir edenler varsa gerçekten ara ara okuyacağınız, bakacağınız, bir şeyler öğrenebileceğiniz yabancı arkadaşlarınız kitaplar için de ben aslında İngilizce versiyonu var, onu tavsiye ediyorum. Çünkü hayatımızın büyük bir kısmı yabancılara rakıyı tanıştırmakla geçiyor ve insan bir şeyi yanlış tanıştırırsa ömür boyundan vazgeçiyorlar. Bunu yanlış, yani rakıyla yanlış tanışan Türkler bile olduğunu düşünürsek yabancılar hayal bile edemiyorum ben. Ki yani ondan sonra anlat, bu çok güzel bir şey, bizim kültürümüzün parçası, her şeye doğru gider hikaye. Sen ilk rakı içişini hatırlıyor musun sofrada? Benim ilk rakı içişim aslında çok küçükken oldu. Her Türk bebeğinin yaşadığı durum, diş ağrısına pamukla. Anasonu aldım. Benim kızım çok güzel bir tepki verdi. Daha 4 yaşında yanıma geldi, dedi ki baba çocuklar neden pamukla rakı içiyor? Dedim ki dişim mi ağrıyor Sophie? Evet babacığım dedi. Ama nesilden nesile farkındalıkla böyle geldi. Değişiyor. Güzel. Dolayısıyla biz pamukla başladık. Ondan sonra da dost arkadaşlarımızın ortamları, bir de babalarımızın masaları bizim için çok önemliydi. Aslında orası da bir mektep gibi. Hepimizin anlattığı bu hani kültür o zamanlar çok daha hayatın içinde bir parçaymış. Şimdi imrendiğimiz bir şey oluyor ve çok da zorlayınca ne yapıyoruz? Nasıl içersen iç. Oluyor. Böyle oluyor gerçekten. Senin peki böyle hatırladığın şeyin var mı? Aileden veyahut da böyle büyüklerin masasında oturup da gördüğün. Babamın daktilosuna rakı dökmekle başladı diyebilirim benim hikayem. Güzel bir metin. Orada yeni bir lehçeyle, yeni bir lügatla, yeni kelimeler öğrenmiş olduğunu tahmin edebiliyorum. Çok bir çıktım yani o olayı, o engelmeyi hatırlıyorum. Onun dışında hep dingin, hep böyle evde dediğin gibi yorgunluğu alan, keyifli, masalarda sohbete eşlik eden annelerimiz, babalarımız. Şu an eski resimlerine bakıyorum. Gerçekten şu an o fotoğrafları hiçbirimiz yakalayamayız. Hem şıklık. Tabii. Hem uzun sohbetler, uzun konuşma ve sarhoşluğun aslında olmadığı dönemler belki de. Yani vardır mutlaka da bir keyif çakır için keyif. Çakır modu keyif. Aynen. Zaten amaç o olmak zorunda değil mi yani? Hani gerçi rahatlamak. Rahatlamak da hepimiz rakıyı her türlü alanda kullanıyoruz.
İşte aşk acısıyla kullanıyorsun, iş sıkıntısıyla kullanıyorsun, açılmak için kullanıyorsun, kapanmak için kullanıyorsun. Her şey için aslında rakı ideal. Senin söylediğin de hatta rakıyla ilgili bir şey vardı. Kopya çekeceğim şu an notlarımdan. Rakı tüm kuşkuları canlandırır. Kesinlikle, kesinlikle. Mesela rakı masasında bir arkadaşın var, sana yalan söylediğini mi düşünüyorsun? Onun rakısını her türlü duble 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 dolduracaksın. Ondan sonra soruları böyle yampiri soracaksın, bir bakacaksın. Kuşkularını ne kadar besliyor, ne kadarına böyle hakim hikaye. Şey diyeceğim, süs olarak getirmedik. Bunları da yiyelim. Yiyelim mi? Rakı ile beraber çok yemek yer misin? Yani o zaman rakının keyfini alamıyorum, rakı içemiyorum. Şöyle ya birkaç saat önce güzel bir yemek yemiş olmayı tercih ediyorum. Üzerine rakıya eşlik edecek çok hafif, yani meze aslında ya da bir kebapçı balıkçı değil benim için rakının karşılığı. Arada şu geçiş beni mutlu ediyor rakıda. Kebapçı, balıkçı dediğimizin aslında gittiğimizde çoğunlukla balıkçıda artık meze yiyoruz. Ama kebapçıda bir tık o tatlar çok yoğun, sert, agresif olduğu için sanki rakıya etkiliyor. Peki o zaman yediğin yemeğe göre rakın mı değişiyor yoksa sen her zaman kulüp rakısı mı içiyorsun? İlk tercihim hep kulüp rakısı oluyor. Orada biliyorum demiyorum, biraz sabit fikirlilik, biraz alışkanlık, biraz sevdiğim ve çok eskiyle yeniyi karıştıran bir kadınım aslında yani. Biraz gelenekseli seviyorum. Mutfağın bir kere çok yenilikçi, acayip böyle kombinasyonlar yapıyorsun. Onlara bayılıyorum ama rakıda niye tutucu oluyorsun? Pansın misafirleri, pansın misafirleri ve tek tip rakı içer. Kulübü soran bu arada dışarıda yok, bilmiyorum ya. Ben hiç rastlamadım ya da işte 35'liğini bulamazsın. Çok az yerde var. Tüketen insan az demeyeceğim. Dışarıda tüketen insan bence az. Ya bilen biliyor. Ama bunlar da mesela bence artık kült şeyler oldu. Kulüp rakısı içen Stotikocu artık kulüp. Başka bir markayı içen de artık kafasında bir marka değeri var. Aslında içtiği rakıyla ne içtiğini fark edecek bir tondan değil. Onu içmenin bir prestiji varmış. Veya onu masada içmenin şık duruyor aslında. O var artık. O da cevası. Oldu. Eskiden şimdi rakı içmek bizim jenerasyonumuzun için diyorum. Çok istenmezdi masada bir şişe rakı dursun, o dursun, bu dursun. Karaflar vardı. Artık karaf da yok lokantalarda. Evet. Ben karaf olayını da seviyorum. Güven konusunu bilemem ama seviyorum. Yanında doldurdukları sürece bir sıkıntı yok da. Artık zaten insana öyle bir şey cesaret edecek durumda da değiller. Gerçi fiyatlardan dolayı birazcık kar marjını arttırıyor o dolandırıcıların ama kimse artık öyle bir şey yapmaz. İnsan sağlığıyla oynamak sıkıntılı bir şey. Benim sana söyleyeceğim başka bir şey var. Bir gün ne yapalım biliyor musun? Yemek kombinasyonlarıyla farklı rakıları eşleştirelim. Bu defa göreceksin ki rakıların bu kadar farklılaşması, içerisindeki alkol oranları, işte yaş üzüm olması, üzümlerin artık cinslerine dahil olması rakının çok farklı notalarda lezzet sunmasını sağladı. Heyecanla denerim, hiç hayır demem. Çok yağlı bir şey yediğinde yüksek alkollü bir şey aslında damağını sıvayacak. Hani bu yani bilimsel açıklaması, yağ alkolle temizliyorsun. Sen yağlı bir yemek yedin, damağında yağ oldu, alkol onu götürdü. Yüksek alkollü rakı tamam. Evet. Ama yemeğin lezzeti yüksek, bu defa anasonun tadı yüksek, yemeği örtecek. Evet, tamamen artık şey. Yani kombinasyonlara, tekniklere bakıyor yani. Ama diyeceksin ki üşenir miyim? Hani onun içinde bugün gideyim bu marka rakıyı, bu model rakıyı. Yok, hiç üşenmem, keyif alırım. Hiç şüphem yok zaten. Zaten keyfine içtiğin zaman bu masa çok sohbetiyle mükemmel bir hale evet, geliyor. Evet, akıyor gidiyor. Mesela Teoman Ünal'ın takip ediyorum, sen de biliyorsundur ve seviyorsundur. Çok severiz. Eminim. Hem yeme içme konusundaki hani o bilgisi, donanımı, keyifle dinlediğim ve izlediğim, takip ettiğim kişilerden biri. O mesela hani kebapla yani ağır yağlı şeylerle neden rakı içmeyiz diye şöyle bir yorum getirmiş ki bence haklı. Senin teknik bilginin yanı sıra biraz daha duygusal bir yorum. Diyor ki bu rakı diyor uzun uzun içersin diyor. Şimdi kebap gelince hemen yemen gerekiyor. Tam tersi yağ yani katılaşıyor. Kebap aslında, sıcakken yiyeceğin bir şey. Yiyeceğinde de şuradan da bir yudum alabiliyorsun. Bunu da içmemiş oluyorsun ve karnın doluyor. Kebap yemeden de olmuyor. O zaman da ne yapacaksın? Sipariş servisini değiştireceksin. Bir rakıyı bir porsiyon kebapla hızlıca içeceksin. Ondan sonrasını gene mezeye döneceksin. Çünkü soğuyan bir şey var. Isınan bir şey var. Rakı ısınıyor, entropi yazısı. Kebap soğuyor. Dolayısıyla onların bir ideal örtüştüğü yerde kavuşturmakta fayda var. Ya da paylaşacaksın. Kalabalık gidip ortaya tabii söyleyeceksin kebabını. Hızlı. Çok yemek istiyorsan. Restoranlardaki peki rakı servisiyle ilgili ne düşünüyorsun? Bizim buradan başlayayım. Lütfen. Çünkü burada her profil insan her farklı şekilde rakı servisi istiyor. Ama burada son zamanlarda bir değişikliğimiz oldu. Hatta bunu sen de bilmiyorsun. Tam yakalamamış olabilirsin. Son 3 haftada biz servis elemanı olayından vazgeçtik. Ve dolayısıyla ben o gün o masanın rakıyı nasıl içmesini istiyorsam o şekilde servis ediyorum.
Yani yanına koyabiliyorum, böyle sehpada duruyor. Bu hay hay. Ona işte sadece su ve buzunu ciddi bir şekilde sıklıkla takip ediyorum. Bardağının değişmesini isteyen kişileri sıklıkla takip ediyorum. Bu şekilde dışarıda da ben kimsenin, çok enteresan, rakımı, yani bir servis personelinin ya da işte işletmecinin, hiç fark etmez, rakımı masadaki benim oturduğum kişilerin dışında birinin servis etmesinden hiç hoşlanmıyorum. Nasıl yani? Bir garson sana rakı servis... Hiç sevmiyorum. Kesinlikle yani. Bunu sana hissettiren duygu nedir? Nedir? Şimdi birincisi... Ya ailen gördüğün bir şey mi? Son zamanlarda bence hani yeme içme sektöründe geçirdiğim zaman ve tecrübeden sonra genelleme yapmayayım ama birçoğu da diyebilirim aslında. Rakı servis edecek personel belki Yalova restorandaki işte deneyimli personel diyebilirim. Ama bu yeni nesil meyhanelerde vesairede öyle bir şeyi, hani lafın meclisten dışarıda diyorum, kulüpteyiz sanki ve ben şu yudumu daha şurada başımda bekleyip dolduruyor. Bunu ne kadar çok doldurursam o kadar çok rakı satarım gibi bir hissiyat aldığım yerler oluyor. Varsa bilen yorumda yazsın, ara çayı dediğimizdeki şey nedir yani. Benim için hani sanki şuna biraz mola verelim ama suda soda da içmeyelim. Su soda, ben hayranım su sodayı yanında içenlere. Limonlu su, limonlu soda rakıyla beraber. Yani bunun üstüne soda koyduranı biliyorum. Su yerine soda. Hiç denemedim ya, bu arada. Yargılamak istemiyorum. Nilgün ismini de veriyorum. Nilgün, sağ olun. Sağ olun. Sodayla. Ben hiçbir şey yargılamak istemiyorum hayatta. Her şeyi evet, böyle anlama çabasındayım. Bu yüzden de bu Nilgün'ü anlayamadım. Teşekkür ederim, tanışmak istiyoruz. Şalgam? Yakışıyor. Ya o da değişik bir nota ama mesela Adana bütün gece... Adana şalgamımız var. Süper, belli bir süreden sonra ekleriz. Evet. Ne kadar farklı bir şey dahil edersek sofraya o kadar zengin ve o kadar lezzetli geliyor bana. Kült diye bir şey yok benim içinde. Hani anlatılan bire bir, ikiye bir, kim ne içmek istiyorsa içsin ama bana olan kısımda benim sevdiğim bunun böyle bir ideal beyaz renk oranı var. Oraya kadar soğuk su. Ehli keyfi seviyorum. Evet. Çünkü bu defa içerisindeki su bozuldukça, yani çoğaldıkça derişik çözeltiye geçiyor. Rakının o altın kıvamı lezzeti gidiyor. Bir de gene hani bilimsel anlatalım. Bunun bir -4 derece olayı var. Yani rakı 4 derecenin altına düştü mü kristalize oluyor. Hatta görmüşsündür. Çok böyle değiştirmediğin kadehte belli bir süre sonra buzlar birikiyor. Evet. Tadı değişik değil mi? Değişik. %100. İşte o zaman yanlış bir şey içiyorsun. Ya da işte onun hep saklanması, saklanma koşulları, kesinlikle, servisi, hepsinin bir parametrelere bak. Nerelerden, her yerden geliyor. Yani konu sohbet buraya gelene kadar rakı zaten. Fabrikadan çıktı, güneşin altında, kamyonda mı bekledi, adam onu rafa koydu mu, dolapta mı bekletti, 3 kere girdi çıktı mı, bunların hepsi fiziki bir şekilde bir değişim yapıyor. Lüleburgaz'da dedemler. Bayılıyorum senin gezmelerine. Yok, bu sefer benim görmediğim bir şeyi bahsedeceğim. Daha da yeni dinledim hatta babamdan bu hikayeyi. Yer Lüleburgaz, sene 1950 ile 55 arası. Babamlar Lüleburgaz'da yaşıyor. Babamın dedesi, babamın akrabaları bir bostan alana çocuklarını hiçbirini sokmuyorlar ve anasonlarını kendi yetiştirerekten rakı yapıyorlar. Keyfe gel. Trakyalı'nın keyfi başkadır. Ve çok enteresan, rakının yani göbeğin hani ne anlama geldiğini ya da göbek rakısının nereden geldiği aslında burada da size aydınlatmış oluyor. Orta taraf tamamen kendilerine ayırıyorlar. En altta çıkan kısmı çok hoşlaşmadığı insanlara servis ediyorlar. En üsttekini de yakın eş dosta servis ediyorlar. Bu şekilde bir rakı hikayeleri var zamanında. Yani şimdi tabii herhalde... Ne kadar güzel bir hediye aslında. Benim için fark etmez neresini bana hediye ettiğin ama... Peki bu kadar güzel, biz kendimize göre küçük çaplı bir sofra kurduk. Ama rakının geldiği noktada da şöyle bir şey var. Rakı şıklık mı, salaşlık mı? Oo. Senin için yani hani... Hepsi. Aslında hepsi ama... Sen hiç barda rakı içtin mi? İçtim ama bence içmemeliydim. Rakıya hakaret gibi geliyor. Çünkü arada yani şu dükkanımızda biliyorsun bizim müdavim barımız, masamız var. Aa tabii. Müdavimler oturuyor orada bar masasında. Ben oraya masasında oturmak için değil, kaç sene bekledim. Oraya oturabilmek için. Ama biz için o müdavimlere karşısında onlara eşlik ederken ayakta duruyoruz. Dolayısıyla ayakta rakı içilemeyeceğini kitaplarda yazsa da direkt tecrübe ettim. Hiçbir şekilde olmuyor. Ne hani rakının sonrasında verdiği etkiyle oturduğun zaman içtiğin etki aynı duble bile olsa asla aynı olmuyor. Buna katılıyorum. Rakı aynı rakı. Evdeki hali, restorandaki hali, arkadaşın yanındaki hali, bu masadaki hali her yerde farklı tepkime veriyor ama aynı ürün.
Demek ki ambiyansın çok büyük önemi var. Yine de ne dersen, rakıyı nerede içmeye, mesela düşünüyoruz hadi rakı içmeye bir yere gidelim dediğinde benim ilk tercihim tahta masalar. Biraz deniz, biraz kumsal, biraz güneşin batması lazım. Güneşin batmasından önce o masaya oturmak için koşturmam lazım. Benim için rakı bu hepsi yani. Hepsi full mood, hepsi bir tam paket gerçekten aslında. Gerçekten ona da uğraşıyorum. Öyle, öyle. Şaka değil yani. Yani bunu söylüyorum da yap, yani ya öyle ya da tercih etmiyorum. Yani gerçek bir rakıcı mıyım acı? Yani olma yolunda ilerliyorum. Sen gerçek rakıcısın. Ondan yana hiç şüphe yok. İnsanların bir şeye çok fazla anlam yüklemeleri belli bir süre sonra yoruyor ama bir şeyin değerini kaybettirdiklerinde o defa ben de üzülüyorum. Değerini kaybettirmeyeceksin ama çok da zorlaştırmayacaksın. Keyifli bir şey yapıyoruz sonuçta burada. %100 katılıyorum sana. Şu ansiklopedide bir tane bir yer vardı, hatırlıyor musun? Konuşmuştuk. Şey, rakıname gibi. Evet, şey. Rakıname. Ben orayı kıvırdım. Birazcık böyle rakınameden bir iki bir şey okuyayım. Rakı kıvırmayı kabul etmez ama. Sayfayı kıvırdık. Türkçenin de bu güzelliği işte harika. Burada rakıname ondan bahsediyor. İçmesini bilene zevkü sefadır rakı. İçmeyi bilmeyene cevrü cefadır rakı. Bir münasip miktarı muhatap anahtarı. Kaçırırsan kantarı, cana ezadır rakı. Bana değil, Necip Mirkelamoğlu'na burada alkış gerekiyor. Yazan kendisi. Ve bu tarz kaynakları da bayılıyoruz. Gerçekten niye? Hani table book dediğin şeyin okunabilir ve karıştırılabilir kesinlikle hali. İçinde çok kıvrılmış sayfa ve altı çizilmiş notlarımız çalışıyoruz. Bir de aslında son zamanlarda hatta bir hanımefendinin tasarımıyla olan Anason işlerinin yaptığı şey var, ajandalar var. Gerçekten biz bak böyle evimizde misafir olan ya da bir yere gittiğimizde o an önüne koyuyoruz, içinden ne geliyorsa yazlıyoruz. Bu da diğer versiyonu. Ve çok enteresan, bazen bakıyoruz bu kim acaba falan, birisinin misafiri gelmiş. En doğru yerde. Diğer bölümlerde aslında şu kadın ve erkek ve masadaki konuları bir konuşalım. Ama seninle en çok üzerine durduğumuz bir şey var. Var. Karakter analizi. Karakter analizi. O zaman bu ilk bölümü sevgiyle, güzellikle sizleri selamlıyoruz. Sağlığınıza diyoruz. Bir sonraki bölümde rakı sofrasındaki karakterlerin analizleri de diyebiliriz. Herkesin analizi kendine aslında. Yani çok profesyonel olarak demiyoruz. Tipolojileri koyarız ortaya. Kim masada dominant, kim garsonla muhatap, kim akşam kızları kim bırakacak? Aa, bir tane de video vardı. Yeni rakının olabilir hatta. Şarkıya eşlik edemeyenler. Tabii. Söyleyemeyenler. Aslında bizim şu an anlatacağımız biraz hepsi da var. Hepsi var. Birazdan ya da bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, like etmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın.